Randemi tiyatrosu artık çok daha belirgin bir halde açığa çıkmaya başladı. Rabbin takdiriyle gerçekten onunla plan kurarlar. Allah da plan kurar. Allah'ın planından da hayırlısı elbette ki olmaz. Bunu şimdi sizlere konuşacağız inşallah. Ama şöyle sırayla gidelim yine. Orada hepsini bundan mı yapayım dedim. Birçok bu konuda acayip bilgiler var. Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır. Gerçekten bu çağda böylesi çok fazla var. Soru sormuş bir insan sadece bir dakika boyunca cahilce ne alakası var? Asıl sen cahilsin. Soru sormak neresi? Bir dakikayla ne alakası var? Her şeyi bilmek zorunda mısın? Soru sormak erdemliktir. Elhamdülillah. Bir dakika da cahil değildir yani. Bunu söyleyen cahildir asıl. Soru sormayan birisi söylenince. Yani ihtiyacın olanı soracaksın bildiğini düşündüğün kişilere. Sormasan aptalsın elbette ama bir dakika da cahil değilsin yani bu da. Aptallah. Yeri göğü yaratan Allah'a bilir olsun. Gerçekten iyi ki namaz var. Yoksa dertli başımızı nereye koyardık? Rabbimiz nevcedir. Şimdi bir tanesi burada. Sevgili meslektaşım, sevgili hemşire kardeşim sizlere yalvarıyorum. Ne olur çocuk ve gençlere bu işi yapmayın. Biliyorum siz de izliyorlar. Serum fizyolojik enjekte edin. Kendinizi de kurtarın. Geleceğimizi de. Turum gerçekten çok vahim, çok vahim, çok vahim. Uyananlar çok ciddi mücadeleye girişiyorlar ve hala ben istenenlere ulaşıyorlar. Süleyman Soylu Temmuz ayında itibarına konuluyor. Öyle bir atak olacak ki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si de, İtalya'sı da hele bir her şey burnu sok. Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız dedi. Elektriğe zam, doğalgaza zam, köprülere zam. Mis demiş biri. Yani gördünüz mü? Allah'ın nizamına dönün. Bu yalancılar sizi mahvetmeden önce bilgi çağında cehalet bir seçimdir. Gerçekten cehaleti siz seçiyorsunuz. Allah'ın yasalarını harfiyen takip etme gayretinde olmayanları başınıza alırsanız onlar şeytan, onları kolayca avlar. Onlar da sizi kolayca avlarlar. Gider o kadar yani neresinden tutsan dökülüyor. 24 yıllık mikrobiyoloji çalışanı olarak diyorum ki ortada bir salgın yok. Bu aşılar uzun vadede insanlara çok zarar verecek. Bu yüzden acele ediyor. Oldu bittiye getiriyorlar. Hiçbir sorumluluk almayacaklar. Suçlu siz olacaksınız. Beyinsiz olmayın. Suçlu siz olacaksınız. Beyinsiz olmayın ya. Gerçekten yazık ya. Yaz geldi, vaka sayıları azaldı. Aşıdan azaldı diyecekler. Sonra sonbahar gelecek. Tamamen başka bir virüs yayılacak. Vakalar artacak. Bak aşı olmayanlar yüzünden arttı diyecekler. Ancak sonbaharda gelecek olanın 2019 sonunda Wuhan'da çıkan virüse karşı hazırlanmış bir sıvıyla engellenemeyeceğini hiçbir zaman söylemeyecekler. PCR yaptırma, televizyonu kapat, pandemimi bitir. Eski insanın normaline dön. İnsan normaline operatör doktor Mehmet Okan Özdemir. Gerçekten yani pandemi dedikleri şey bir televizyonda uydurdukları bir saçma salak şeyden ibaret. Televizyonu kapat, saçmalıkları göz yumma. John McAfee, bilinen en ünlü antivirüs program yazılımcısı, Barcelona'da hücresinde ölü bulundu. İntihar etmiş. Ölümcül bir salgın olmadığını, maskenin saçmalığını bilin sahtekar olduğunu paylaşmıştı. Görüyor musunuz? Gerçekten bu maskeyi koyunlar taktırmış ve görüyorsunuz değil mi? Gerçekten olayın hangi boyutta olduğunu görüyor musunuz? Yani artık bu kadar dünya gerçekten büyük bir zeka testinden geçiyor ya. Yani bu kadar. Yani diyorlar aşı işe yaramıyor, maskeyi takacaksın, maske işe yaramıyor. Maske dediğin şey insanı boğuyor, soluksuz bırakıyor. Bunlar düşmanlık peşinde resmen ya. Ondan sonra aşı yapsanız da bulaşı olur, siz bulaştırırsınız da. Ne farkı kaldı? Üstelik aşılar işte kalp krizleri bilmem ölüm 3-4 kat yükselecek. Bak. Covid-19 ile insanlık tarihinin en yaygın bilim yobazlığı ve küçük bir elit azınlığın kurguladığı küresel faşizm insanlığa işsizlik aşı olarak dayatılıyor ve sırada kıtlık, susuzluk, iklim manipülasyonu ile milli ulus devletlerin itibarsızlaştırması toplumsal kargaşa var. Tabi Allah'ın emri geldiğinden haberleri yok. Bu yüzden de
şey yapıyorlar. Yani asıl Allah'ın emri gelmiş, asıl olaydan bir haberler. Gerçek anlamda yakınlık ona bakınca kendinizi bulduğunuz insandır. Bulduğunuz kendi sizin benzeriniz değil, sizi tanıyan kişidir. Bütün olduğunuzu hissettiğiniz kişidir. İşte Allah kendisine sekinet, huzur bulursunuz diye neslinizde işleri yarattık. Onlar da Allah'ın ayetlerinden dediğinden küçük bir parça anlamış ve onu okumuş. Hoşuma gitti. Bu yüzden size paylaşmak istedim. Gerçekten ayetler nasıl açığa çıkıyor. Doların düşmesi istiyorsanız artık cami yerine fabrika, İmam Hatip yerine teknik. Ya bu İmam Hatip dedikleri bir de bozuk bir din dayatmıyorlar mı ya? Var ya, şu kadar insanlar bu kadar para veriyorlar. Şu ne acayip, saray yerine okul. Okul dediğin teknik okullar, gerçekler. İthalat yerine üretim yapmak. Yani okul aklı kullanmayı düşünmüyor. Öğretme üzerine olacak, başka türlü saçmalık. Tarih adı altında yalanları, tiyatroları öğreten okul değil, şeytan üniversitedir. Bir de put varsa önünde, of, tam putperestlik, müşriklik, cehalet yuvası yani. Oraya bir çocuk gitmese 1000 kat daha iyi. İthalat yerine üretim yapmak lazım. Bunları bilmek için profesör olmak gerekmez. Her şey yükselten, bütün güzellikleri yaratan alemden Rabbim Allah'a yükler olsun. Dünya Bankası COVID-19 Mart 2025'in sonuna kadar devam etmesi planlanan bir proje olduğunu gösteriyor demiş bu da. Gazel ahlak kavramı, ahlak insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller hiçbir fikri zorlama olmaksızın düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar diye tanımlar. Hiçbir fikri zorlama. Ahlak insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller hiçbir fikri zorlama olmaksızın düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar. İlginç bir tanım. Hayırlı işler birbirinin cenneti. Evet, bilmeden bilmek en iyisi. Hastalıktır, bu cehalet zaten budur, başka nedir? Kılıfı şimdi hazırlamış. Fahrettin kılıfı şimdi hazırlamış. Covid geçirenler... Görüyor musun? Covid geçirenlerden... Ölüm 3-4 kart artacakmış Covid geçirenlerde. O dediklerinin aşı sebebiyle olacak hastalık geçirecek. Yani aşı sebep olacak. Şimdiden kalıbını hazırlıyor. Tabii ki ben o da kendi şeyiniz için söyleyin. Ama bu da zalim. Kadri'nin kuklası resmen. Nasıl, bizim bakanımız mı? Düşmanımız mı? Belli değil. Gel hanım gel. Sinovac var, Turkovac var, Moderna var, BioNTech var. Gel çoluğunu çocuğunu sevindi. Bir doz, iki doz yamulmazsan 3-4 doz her yerde vuruyoruz. Artık gel bir don alana, bir aşı bedava, bir kola alana, bir Moderna bedava. Görüyorsunuz değil mi zulmü? Allah'ım seveceğiz. Bizi kendi kıymetinize kıymaktan vazgeçin. Haydi dost doğru olana teslim olun. Gerçekten Rabbimizin nimetleri eşsizdir. Onları yiyin, Rabb'e tevekkül edin. Rabbin Resulüne itaat edin. Nuru, ayetlerin içinde şifayı arayın. Kavun çamurlu suda ve tuz oranı yüksek olan toprakta çok daha iyi yetişir demiş. O halde düşünün, acı geliyor, tadı inanılmaz kötü olan su içinde çekiyor, birçok süzgeçten geçiyor. Suyu temizlemekle kalmıyor ve üstüne bir de inanılmaz güzellikli bir tat ekliyor. Kirli ve acı sudan şerbet gibi bir su oluşuyor. Bu Allah'ın mucizesi değil de nedir? Kudreti sonsuz olan Allah'a hamdolsun. Gerçekten her şey kuşatı işten bilendir. İsa Mesih aranızda. Kendinizi artık kıymaktan vazgeçin ve saçmalıkların peşine düşmeyin. Dostlar olana sarılın, Rabbinize güvenin, dayanın. Eğer ki doğruyu değer vermezseniz yalancılar sizi boğar, mahveder. Bak bu resmi boğma, bu maske dayatması, aşı dayatması, resmi boğma ve cehennem var ardından. Bakın basit bir şeyden bahsedilmiyor. Yalancılara kulak vermeyin, onlardan yüz çevirin. İşte Allah'ın yasasını tanımayanları gözünüzde hoş görüp de onlara bakıp durmayın. Onlarla sohbet etmeyin, böyle gerektiği ihtiyaç hali dışında onlara böyle derinlemesine vaktinizi vermeyin. Onlarla dönüşürsünüz. Kalbiniz kararır. Şeytanın kapıları kapatın. Rabbinize teslim olun. Namazı kılın. Rahmet sırrına sarılın. Duaya sarılın. Rabbinize güvenin. Saçma salak o bütün TV'leri, ekranları, o salakça konuşanları bırakın. Onlar sizi eylemekten başka bir şey istemiyorlar. Haydi Allah'a koşun. Allah'ın emri geldi. Dost soru özele teslim olun. Manyak. Milleti diye korkutuyorsun. Tövbe tövbe. Devam ediyormuş. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Övgü alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'a her şeyi üzerinde tanıktır.